Merhaba, iyi günler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu hakkında ilk izlenimlerimi anlatmak istiyorum ve henüz daha yolun başında ama kendisini yeni yeni tanımaya başladık ve daha ilk günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etti. Onunla yaklaşık bir saat görüştü. İlk günlerde bir CHP adayının İstanbul'da bu kadar önemli bir seçimde, bu en önemli adayının, CHP adayının ilk günlerinde sadece Cumhurbaşkanı olmayan, aynı zamanda AKP'nin genel başkanı olan ve de partizan kimliğini hiç gizlemeyen, tam tersine sürekli kamuoyunda bunun altını ısrarla çizen Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmiş olması ve ziyaretin ardından yaptığı açıklamalar özellikle CHP seçmeninde ya da genel olarak muhalefet ama özel olarak da CHP seçmeninde bir takım tereddütlere ve nasıl söyleyeyim, itirazlara, eleştirilere yol açtı. Aslında bunlar çok temelsiz eleştiriler değil. Bunu daha önce Muharrem İnce de yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme, onun ardından yaptığı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı'nın da bir şekilde o konuda söyledikleri. Ekrem İmamoğlu görüşmesinin ardından Erdoğan'ın herhangi bir açıklaması en azından şu ana kadar yok ama Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Burada başkalarını bilmiyorum ama beni rahatsız eden husus şu, icazet alır gibi bir ziyaret var. Yani kimse burada, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde biraz farklıydı tabii, onu özellikle vurgulamak lazım. Rakibini ziyaret etmişti Muharrem İnce, tüm rakiplerini ziyaret etme edeceğini söyledi ve bu bağlamda yapmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretini eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etme gibi bir şeyin içerisine koymak ne derece inandırıcı olur açıkçası emin değilim. Bunun bir yadırgatıcı yönü kesinlikle var. Çünkü Cumhurbaşkanı eğer bir zamanlar olduğu gibi partiler üstü bir duruş sergilemeye çalışan, en azından böyle bir iddiası olan, yapıp yapmadığı ayrı geçmişteki cumhurbaşkanlarının öyle birisi olsaydı neyse, ama burada İstanbul Belediye seçimlerine, özellikle Büyükşehir seçimlerine bayağı angaje olmuş bir siyasetçi söz konusu, bir devlet adamından çok yerel seçim satım haline girdiğimizde siyasetçi, sert siyasetçi Tayyip Erdoğan var. Gerçekten riskli bir ziyaretti. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çok bir sorun yaşanmışa benzemiyor. Ama yaptığı açıklamalar, ardından yaptığı açıklamalar kendisinin zaten seçmeni olan tabanda bir takım rahatsızlıklara yol açıyor. Yani burada şöyle bir mesele var. Atasözü, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, atasözünü bir hatırlatan bir durum var. Neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor? AKP tabanından da oy alabilmek istiyor. Bunun için kutuplaşmanın ötesinde herkesle görüşebilen bir aday profili çizmek istiyor. Ve bu anlamda da Erdoğan'la görüşecek olması ve görüşmesi AKP tabanının içerisindeki oy verebilecek insanların oy vermesini kolaylaştırabilir. Tabii ki böyle bir seçenek var. Ama sırf bu ziyareti nedeniyle de CHP seçmeni olan ya da muhalefet seçmeni olan bazı kişilerin zaten 24 Haziran'da büyük hayal kırıklığı yaşamış ve bir daha sandığa gitmem diyen seçmenlerin sandığa gitme şevkini kırabilir. Böyle bir ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Ekrem İmamoğlu'nun şu ana kadar verdiği mesajlar genellikle diğer tarafa, diğer kutuba yönelik mesajlar. Sakin, güler yüzlü, siyaset konuşmayan, belediye konuşan, İstanbul konuşan bir aday profili. Dilimin ucuna hep siyasetçi geliyor. Siyasetçi diyemiyorum. İlginç bir şekilde Ekrem İmamoğlu bir siyasetçiden ziyade bir belediye başkanlığıyla sınırlı. Neredeyse
gayri siyasi, siyasi olmayan bir belediye başkan adayı profili çiziyor. Bu bir anlamıyla isabetli bir duruş olabilir. Özellikle İstanbul gibi bir yerde kazanmak için bu duruş anlamlı olabilir. Ama şunu biliyoruz ki bu seçimler yerel seçimlerin olmasının ötesinde ki Medyaskop adına İstanbul'da ve Türkiye'de dolaşan arkadaşlarımızın çoğu bize bunu söylüyorlar. Adaylardan ziyade partilerin ve siyasi duruşların oylanacağı bir seçim intibağı daha çok var. Dolayısıyla burada Ekrem İmamoğlu'nun bu duruşu ona getireceği oylar kadar ondan bir takım oyları da götürebilir. Bu noktada Muharrem İnce'nin adaylığı sırasında burada yaptığım yayınlarda sürekli altını vurguladığım bir husus vardı ve Muharrem İnce'yi o nedenle eleştirdim. O da kutuplaşma oyununa, tuzağına düşmüş olması, Erdoğan'la polemiğe girmiş olması ve bunun yerine kutuplaşmaya girmeden, polemiğe girmeden somut sorunları anlatıp bunlara somut, rasyonel çözüm önerileriyle gitmesinin daha akıl kârı olacağını söylemiştim. Şimdi burada baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu aslında bunu yapıyor bir anlamıyla. Kutuplaşmadan uzak duruyor. Çok bilinçli bir şekilde, bu çok bariz bir şekilde ortada. Kutuplaşmadan uzak duruyor. Herkese yöneliyor. Zaten ilk günden itibaren dile getirilen İmamoğlu soyadının verdiği bir yakınlık var muhafazakar tabana yönelik olarak, özellikle sağ kitleye yönelik olarak. Karadeniz'de olması, Trabzon'da olması, genç olması, bütün bunlar artıları. Ancak ortada bir sorun var bence. Daha önce benim Muharrem İnce için söylediğim kutuplaşmadan uzak durması, polemikten uzak durması önermesi Muharrem İnce için çok geçerliydi. Ama şunu biliyorduk ki Muharrem İnce zaten yıllardır CHP'de siyaset yapan CHP'li birisi. Yani merkezde, merkez solda artık her ne derseniz ama CHP'de siyaset yapan birisi. CHP'deki belli CHP'liliği tescillenmiş bir siyasetçinin kutuplaşmadan uzak durmasıyla CHP içerisindeki yeri çok bilinmeyen bir ismin kutuplaşmadan uzak durması arasında bir fark var. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun gayri siyasi duruşu bir yerden sonra kendi aleyhine çalışmaya başlayabilir. Bunun dengesini nasıl kurar açıkçası bilmiyorum. Bu onların kendi meseleleri. Ama bunun üzerinde kafa yoruyorlar mı ondan da çok fazla emin değilim. Ama ortada CHP'nin bir adayı var. Ama bu aday herhangi bir partiden de olsa olurmuş bir aday gibi bir görüntü izliyor ki bu herhangi bir parti derken AK Parti de dahil buna. İyi Parti Hayday da dahil. Böyle bir aday görüntüsü var. Bu İstanbul gibi bir yerde, politizasyonun yüksek olduğu bir yerde bazı insanları, seçmeni ve kadroları, yani seçim süresince özellikle CHP'nin seferber etmesi gereken kadroların bir kesimini itebilir. Böyle bir soru var. Burada belki ilk akla gelen nasıl yapılır bilmiyorum dedim ama ilk akla gelen şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu bu kampanyasını yürütürken yanında çok güçlü bir CHP kurmayları olur ve o kurmaylarla beraber bu kampanyayı yürütür. Dolayısıyla olayın siyasi ayağını yanındaki birileri doldurur. Ama anladığım kadarıyla böyle bir şey de çok fazla yapılmayacak. Daha çok profesyonel isimlerle, reklam ajanslarıyla vesaireyle yürütülen örgütün, ki ilginç, Bağcılar'da mesela İstanbul'da yaptığı faaliyetlerde İyi Parti örgütünün de aktif bir şekilde katıldığını gördük. Birçok faaliyetinde CHP kadar İyi Parti'nin de olduğunu görüyoruz. Bu ilginç bir not, ilginç bir olay. Ama burada onun kampanyasının söylem bazındaki kampanyasında siyaseti çok fazla görmeyeceği benziyoruz. Bu belli bir yerden sonra
dezavantaj haline gelebilir. Yani şöyle bir hava çıkabilir. Normalde CHP'ye oy vermeyi düşünmeyen seçmenin içerisinde ya bu işte fena bir insan değilmiş aslında gibi bir duygu çıkabilir. Ama bu duygunun ona oya dönüşeceğinin garantisi olmaz. Ama öte yandan CHP'nin kendi seçmeni içerisinde ve CHP'ye oy vermeyi düşünen diğer muhalif kesim içerisinde ya bu adayın da AKP adaylarından mesela bir Binali Yıldırım'dan pek de bir farkı yok duygusu da ki ilk günden itibaren özellikle Erdoğan ziyaretinden itibaren bayağı dillendirilir oldu, ortaya çıkabilir. Bunun dengesini nasıl kurabilir açıkçası emin değilim. Kendisiyle şu ana kadar tanışma imkanım olmadı. Açık söyleyeyim, aday gösterileceğini duyduğum anda adını duydum. Bir gazeteci olarak bu benim kusurum olabilir. Ama İstanbul'un en büyük ilçelerinden birisi değil Beylikdüzü. Beylikdüzü'nün CHP'de belediyesi olduğunu, benim oturduğum yerlere de hayli uzak bir yer, CHP'de olduğunu biliyorum ama burada nasıl bir CHP'li var, adı nedir, neyle iştigal eder, nasıl bir profili var olayını yeni yeni öğreniyorum. İstanbulluların da bunu yeni yeni öğrendiğini düşünüyorum. Birçok kişi için ismi yeni çıkıyor. Medya imkanı olmadığı malum. Medya tamamen AKP'nin iktidarın denetiminde ya da ezici bir çoğunluğu. Böyle bir durumda kendisini tanıtıp ondan sonra kendi tabanının oyunu alıp üstüne de diğer daha önceki seçimlerde AKP başta olmak üzere başka partilere oy vermiş seçmenin bir kısmının oyunu almak, yeni genç seçmenin oyunu almak gibi çok zorlu bir sürece girecek. Açıkçası bunu nasıl yapabilecek emin değilim. Ama şunu da unutmamak lazım. Binali Yıldırım olayı var. Binali Yıldırım'ın meclis başkanlığını bırakmaması, bu kimin kararı, Cumhurbaşkanı'nın ona bir dayatması mı yoksa kendi talebi mi bu konuyu bilmiyoruz. Ama meclis başkanlığını bırakmıyor olmasının da düşündürdüğü çok ilginç bir durum var. O da bence AKP'nin İstanbul'dan çok da emin olmadığı. Yani bir AKP'nin bu seçimi İstanbul'da kaybetme ihtimalinin ciddi bir şekilde olduğu kanısındayım. Ama bunu Ekrem İmamoğlu bu ihtimali gerçeğe çevirebilir mi? Nasıl çevirebilir? Şu ana kadar yaptıkları açıkçası bu konuda benim ilk izlenimim bunun yeterli olmayacağı yolunda. Üstüne nasıl koyacak? Seçim günü yaklaştıkça daha fazla neler yapacak? Ve belli bir aşamadan sonra büyük bir ihtimalle kara kampanya kendisine yönelik başlayacaktır. Özellikle iktidarın elindeki medya kurumları tarafından ve sosyal medya üzerinden bu iş şaşırtıcı olmayacak. Belli bir başarıyı yakaladığı anlaşıldığı andan itibaren kendisine yönelik çok sert bir takım dalgaların gelme ihtimalini akılda tutmak lazım. Nasıl yapacak? Bunlara nasıl baş edecek? Tek başına mı olacak? CHP ne kadar yanında duracak? CHP yanında dursa bile CHP ne kadar güçlü? Bütün bunların hepsi birer soru işareti. Evet, toparlayacak olursak açıkçası Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki ilk izlenimlerimde tam olarak bir kafamın netleşmiş olduğunu söyleyemem. Ancak tekrar o atasözünü tekrarlamak istiyorum. Kutuplaşmadan uzak durması çok isabetli ama bu kadar da siyasetten uzak bir görüntü çizmesinin riskleri de hayli yüksek. Bunun dengesini tutturamaması durumunda işte Dimyat'a giderken evdeki Dimyat'ta pirince giderken evdeki bulgurdan olma ihtimalini akılda tutmak gerekiyor. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.